Al Bataşit, iki cüt ay kokur. Sağ ol kokur. Al bay düzenli, kulurdu komutan yanına. Sağ ol kokur. Tabi, asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sorumluluk bölgemde korumakta görevli benim. Vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım. Sağ ol. Sağ ol. Tüm terör örgütlerine karşı büyük bir azimle, büyük bir kararlılıkla yurt içinde, sınır ötesinde arkadaşlarım başarılı bir şekilde tek yürek, tek yumruk olarak mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Ve bu konuda bu teröristler deprem mesela tanımadılar arkadaşlarım. Depremde dahi, bildiğiniz gibi deprem döneminde dahi tacizler, tecavüzler, saldırı teşebbüslerini sürdürdüler arkadaşlarım. Buna da sizler gerekli karşılığı verdiniz. Artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzlu bir ruhla ve terörü kaynağını yok etmek stratejisiyle, konseptiyle, azim ve kararlılığıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve burada gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi, takip ettiğiniz gibi arkadaşlarım, terör örgütünün elebaşlarının konuşmaları, beyanları, açıklamaları, açık, kapalı vesaire bilgiler çerçevesinde görülüyor ki burada gerçekten çok ciddi bir çöküş var. Terör örgütünün çöküş içinde olduğunu görüyoruz. Katılımların efendim sıfıra yaklaşması, ayrılmaların ve kaçmaların efendim en üst düzeye çıkması bunun çok açık ve göstergesi. Terörle mücadelemiz devam edecek. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. En son terörist etrafa getirinceye kadar mücadele devam edecek. Ve diyoruz ki teröristlerin, değerli arkadaşlarım, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka bir çareleri yok. Dolayısıyla tek yol adalete teslim olmak. Bunu da bilmeleri lazım, bunu da görmeleri lazım. Diğer taraftan da teröristlere arkadaşlarım helikopter dahi verseler, helikopter de verseler efendim, bunları şu veya bu şekilde desteklemeye devam etseler, bunların beyhude çabalar olduğunu, bunlarla bir yere varılamayacağını, artık bu örgütle, bu örgüt artık ölü, bu örgütle bir yere varılamayacağını herkesin görmesini ve anlamasını bekliyoruz. Ve bundan, bu sevdadan vazgeçmelerini bekliyoruz arkadaşlarım. Ve 40 yıldır ülkemizin başına musallat olan, ülkemizin milletimizin enerjisini tüketen bu terör örgütüne karşı arkadaşlarım yaptığımız mücadeleyi sürdüreceğimizi ve bu terör örgütünü bitirmekte kararlı olduğumuzu, azimli olduğumuzu arkadaşlarım bilmesi lazım. Ve inşallah bu mücadelemizin sonunda da asil milletimizi bu terör beyazından kurtaracağız arkadaşlarım. Bu konuda benim çalışmalarınız, mücadelemiz yoğun bir şekilde devam etmekte edecek. Arkadaşlarım diğer taraftan Mehmetçik yine bildiğiniz gibi terörle mücadele yanı sıra depremle mücadele konusunda da ilk saatten itibaren vatandaşın yanına, halkın yanına koşmuştur. Hayatın normalleşmesi için, tüm yaraların sarılması için, depremin izlerinin silinmesi için gerçekten silahlı kuvvetler olarak, ordu olarak, bakanlık olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu diğer konular meyanında personel temini konusu da üzerinde önemli durduğumuz konuların başına gelmekte. 2023 yılında subay, assubay, devlet memuru, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımımız da daha önce planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu manada bu yıl toplam 30.062 personel temini için planlamamızı gerçekleştirdik, planlamalarımızı yaptık, uygulamamız devam etmektedir. Milli Savunma Üniversitesi'nin öğrenci alımları devam edecek. Bunun da 2 Nisan'da başlayacağını biliyoruz. 2 Nisan'da askeri öğrenci aday belirleme sınavıyla bu çalışmalar başlayacak. Daha sonra da Haziran'da yapılacak olan mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya Milli Savunma Bakanlığı'nın geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güveninde görev almaya davet ediyordu. Ve bunun gerçekten parlak bir gelecek olduğunu da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz. Arkadaşlar sonuç olarak bu konuştuğumuz konuları bir kez daha gözden geçirmek gerekirse efendim bu milletimizin bağrından çıkan, peygamberimiz olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman asil milletimizin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asil milletimiz de her zaman olduğu gibi bu dönemde de gerek terörle mücadele konusunda gerek deprem mücadele konusunda omuz omuza çalışarak birlikte tek yumruk, tek yürek olarak tüm sıkıntıları aşacağımıza, tüm yaraları saracağımıza inanıyoruz. Burada tabii şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımız var. Onlara acil şifalar diliyoruz.
şu anda dahi karada, denizde, havada ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak ve kullanmak için zor arazi ve iklim koşullarında görev yapmakta olan, kahramanlık ve fedakarlık görevlerini yerine getiren tüm personelimize de kazasız, belasız, hayırlı başarılı görevler diliyoruz. Arkadaşlarım, depremle mücadelede emeği geçen, yurt dışından, yurt içinden yaraların sarılmasına gayret gösteren, bu konuda da katkı sağlayan da herkese bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı soruyoruz. Arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Hepinize sağlık, esenlik diliyorum. Dikkatli bir şekilde, temkinli bir şekilde, rehavete kapılmadan görevlerinizi yapacağınıza inanıyoruz. Hepinize kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.